3 tane koyduk içine. Bir de sinir otumuz var. Sinir otu. Sinir otu var burada bak. Hocam diyor ki sinirlenme. Sakin ol. Evet, bu sinir otundan adı üstünde. Bak, sinir otu. Şöyle 2-3 tane de sinir otunu içine koyduk bunların. Şimdi mesela karısına sinirlenen, kocasına sinirlenen. Tabii Melisa'yı koysun içine. Papatya'yı koyun, sinir otu alın aktardan, sinir otu. Evet. Ne yapıyor bu sinir otu? Sinir otu sinirleri teskin ediyor. Sinir otu diye bir şeyden insanları. Haberiniz var mıydı bugüne kadar? Evet, sinir ne otu. Ne büyük kadınım, ne sinirlendim ki. Aslında... Hocam diyor ki ben buna bir sinir otu götüreyim. Kainatta çok güzel Allah'ın yarattığı bitkiler var. Küçücük böyle. Bunu da koyuyoruz. Kız sinir otunu görmek istiyor musun? Evet. Aha bu sinir otu. Buradan biraz da biz... Bak sinir otu. Evet sinir otunu görün. Aslında tabiata çıktıkları zaman bunu görebilirler. Sinir otu çok önemli. Evet ben bunu hatırlıyorum. Kırlarda çoktur. Bu böyle içimize kaçan bir şey yürüyordu. O mu ona benziyor? O değil, o değil. Hani çocukken yapıyorduk kayboluyordu böyle şuradan... İçimizde tişörtümüzden evet. Ha böyle böyle yapıp yürüyüp gidiyordu ya ona benzedi bu. Evet. O mu? Yok değil o. Bu farklı bir şey. Bu sinir otu. Bu sinir otu. Sinirler bunu, için. Sinirlerini aldırıyor. Gergin olanlar bundan. İçin alıyorlar. Doğru. Ha. Adı üstünde sinir otu. Yıllarca şu binlerce yıldır var. Bir de içine sarı kantoron. Sarı kantoron. Sarı kantoronu. Ne yapacak bu bana? Bunu koyuyoruz şimdi. Kantoron dünyada depresyon, sıkıntı, panik atak, hiperaktif, kaygı, panik endişe. Panik atağı olanlar kızım. Endişeyle ilgili. Daha ben size ne yapayım banacığım? Panik atağınız var. Bak, her için. Şeye derde deva. Şimdi bunu böyle bir 5 dakika içinde tutuyorsunuz. Çok güzel. Bir de tefekkür var. Bakın burada şimdi. Şuraya bakın. Papatyalar açtı hemen değil mi? Açtı bakın, evet böyle, bak. Ya. Valla. Ne güzel. Böyle kurban kırdasınız olurum, değil mi? Ya. Papatyalar vallahi. Açtı. Sinir Allah'ın otu yarattı. Bak. Sinir otu böyle sinirlenme diyor. O da başağını açtı suya açtı, girince. Evet. Melisalardan. Diyor ki Seda Sayan gerilme bırak. Ne güzel kokular bırak geliyor. Diyor. Daha ne olsun bak. Bunu düşünseniz zaten. Oh mis gibi. Rahatlayacaksınız. Kaç tane içebiliriz yani. Günde hocam? Yani günde 3 bardak böyle içtiğinizde. Yani kedi gibi böyle sakin yani hiç kimse sizi asabilendiremez. Hocam sen de beni iyice kediye çevirdin ya. Bırak ara sıra kükreyim tırmalayayım. Dürtüyorlar uyuyan kediyi bunlar. Hayır, biz orasını... Sen beni kediye çeviriyorsun. Bunlar geliyor böyle bir şey şöyle bir dürtüyorlar. Uyandırıyorlar. Ben de iki tırnak atıyorum çekiliyorum. İyi yapıyor mu hocam? İşte yani siz zarar görmeyesiniz diye ben arada bir hani lazım olur diye. Ha. Bu formülleri biz verelim de. Şimdi siz tırnaklıyorsunuz da tırnaklayamayan hanımlar olabilir. Ha. Biz onun için hani böyle gelin diyoruz buradan ki... tırnaklayın. Ben bu platform sizin. Gelin kız. Kim kimi tırnaklamak istiyorsa buradan burası sizin eviniz. Seda Sayan. Vallahi güzel. Böyle bak değil. Süzeceğiz mi? Bence kadar, böyle yok, için. Böyle içeceğiz yani. Şimdi buna bir de üstüne azıcık bir balat bak alın. Birden oldum bir melaike. Evet. Birden bir yudum aldım ben oldum bir melaike. Evet. Şimdi ama işte hayat yani bu. Hayat vallahi tabii. Doğru. Hatta içemeyenlere şöyle azıcık bir kaşık da içine size şöyle bütün binbir çiçekten oluşmuş bir balı. Bal. Şöyle görüyorsunuz. Bu ara balı da anlatalım. Ballar diyorlar öyle bal, böyle bal, şu bal, bu bal diyorlar. Bal aktığı zaman kesilirse sahte baldır. Onu unutmayın. Akacak. Bunu size söyleyeyim. Hiç kesilmeden akması lazım. Hı. Bu çok çok önemli. Öyle siz de gidip böyle 5 liraya, 10 liraya, 20 liraya bal olmaz. Bal dediğiniz şey yani 40-50 milyon liradan aşağı size biri bal veriyorsa onu biraz düşünün de yiyin diye söylemek istiyorum. Bak ne kadar sakinim. Evet. Dün evet. Niye vermediniz kız bana bunu ben burada? Dün işte maranki yok sizin yanınızda. Evet. Hayır. Bir daha hocam kavgaya beraber gidelim. Biz canım hazırız. Hocam ben tırmak atarken sen oradan çayları içir bana. Köşeme al beni hemen böyle boksörler alıyorlar. Gel köşene de hemen pipetle çayı çek şunu de. Olur mu hocam? Bir şey daha söyleyeceğim hayır, size. Ben bir çekeyim de bir kere ondan sonra sizle konuşması evet, da yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Dün yine Twitter'da her türlü yasağı aldırmama rağmen o soytarı beyefendi şey yazmış. Soytarı. Seda Sayan'ın çantası bana vururken açıldı. Çantanın içinden bir ilaç adı vermiş uyku yapan. Benim öyle ilaç kullanmadığım sabah sabah burada zıplamamdan belli. Sizin ne kullandığınızı bilemem Bay Soytarı.
Hayatım boyu böyle şeyler kullanmadım. Hayatım boyu. Vücudum için şimdi.